Her değerli misafirler, basınımızın değerli mensupları, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi ilçemizde iki tane hastanemiz mevcut. Çapa ve Cerrahpaşa, tabii birkaç hastanemiz daha var ama üniversite hastanelerinden önemlisi ve bu dönemde özellikle gündemde olan hastanelerden biri. Buralarla ilgili olarak çevredeki esnafın taş yerinde ağırdır adı altında bir kampanya başlattıklarına şahit oluyoruz. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Çapa ve Cerrahpaşa hastaneleri yenilenmelidir. Bunda herhangi bir şeyimiz yok. Cumhuriyet Halk Partisi olarak buna bir itirazımız da yok. Çünkü yapılar eski, metal yorgunu, deprem öncesi yapılmış, sağlıksız ve yaşanacak büyük İstanbul depreminde ne olacağı belli olmayan yapılar. Dolayısıyla deprem zamanında da buraya gelen hastalar için de bize lazım olacak, ayakta kalması bizim için önemli olan hastanelerden biridir. Bunun için yenilemeyi destekliyoruz. Bunda herhangi bir sıkıntımız yok. Ancak kampanyadaki iş yerlerinin, özellikle iş yerlerimizin kapandığı konusunda bazı şeyleri var. Çalışanların işinden olacağı konusunda tereddütleri var. Hastaların mağdur edileceği konusunda ve sosyal dokunun bozulacağı konusunda tereddütleri az. Evet, şimdi esnafın bu şekilde sorduğu bazı sorular var ama sormaya da cesaret edemediği, özellikle biraz önce grupta da yaşandı, ne olacağı meçhul olan birçok da soru meçhul. Örneğin, buradaki arsa birine mi satılacak? Herhangi birine satıldı veya bunun sözü alındı mı? Ya da bu giden hastaneler nereye gidecek? Giden hastanelerin ne olacağı? Giden hastaneler geri dönecek mi? Poliklinikler mi dönecek? Yoksa sadece hastaneler mi dönecek? Bununla ilgili birçok soru da meçhul ve halk arasında da bir sürü şehir efsanesi dolaşmakta. Bizler buradan meclisten geçen şeylerden bazılarını takip ediyoruz. Özellikle işte 5 katlı, 8 katlı neyse otoparkın yapılacağı konusu veya hastanelerin gelip gelmeyeceği konusu hala meçhul. Şimdi bu tür tereddütlerin hasıl olduğu bir durumda belediye başkanımızın çıkıp açıklama yapmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kapalı Çarşı ile ilgili belediye başkanı çıktı, televizyonlardan, basından açıklamasını yaptı. Dedi ki işte Kapalı Çarşı'yı şöyle yapıyoruz, burayla ilgili çalışmamız budur. Muhakkak Çapa Hastanesi ile ilgili bir çalışma vardır. Bununla ilgili bir plan mevcuttur, bir proje mevcuttur. Yani hepimiz biliyoruz ki artık şu dönemde ufacık inşaatların dahi çeşitli şeyleri var. Bu şekilde belediyenin de hazırladığı bir slide gösterisi olabilir. Daha önce hazırlanmış olan bazı şeyler olabilir, maketler olabilir. Bunlarla ilgili olarak işte maketi burada, şu şekilde yapılacak, burası böyle olacak, çapa şöyle olacak, sonucunda bittiğinde burada şunlar olacak, bunlar olacak diye halka aydınlatması gerekir. Yani ben birinci oldum, ben çok iyi çalışan bir belediye başkanıyım diyen bir belediye başkanı, halkı kaoslayken, halkı imzalar toplamaya çalışırken bununla ilgili olarak çıkıp da halka aydınlatması gerekir. Şimdi esnafın birine diyorum ki bu topladığınız imzaları ne yapacaksınız? Diyor ki ya 10 bin imza toplarsak Mustafa Bey bu şeyden vazgeçecekmiş, bana öyle dedi. Böyle bir şey duymadım, siz duydunuz mu bilmiyorum. Yani böyle bir şey söylendi mi acaba? Bunu kimse bilmiyor. Bilen meclis üyelerimiz varsa onlardan da bilgi almak isterim açıkçası. Yani Çapa ve Cerrahpaşa gibi ülkenin göz bebeği olan iki hastanenin ne olacağı konusunda bir sürü afaki konular var. Bir sürü gündeme gelen yanlış şehir efsaneleri var. Bunlarla ilgili cevapların arandığı bir yerde belediye başkanımızın, hatta Büyükşehir Belediye Başkanımızın çıkıp konuya açıklık getirmesi lazım. Gerek maket bazında gerek plan bazında açıklık getirmesi lazım. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bahse konu yerlerin plan, proje maketleri var mı, yapıldı mı? İhale sonucu belli mi? Hangi firma ne zaman kaç liraya aldı? Kaç senede yapılacak? Komple mi yoksa bina parsel parsel mi yapılacak? Yapım aşamasında hastaneler ve öğrenciler ne olacak? Hastanenin tamamı geri gelecek mi? Sadece belli bir kısmı mı geri gelecek? Hastane ya da hastaneler geçici süre nerede hizmet verecek diye soruyoruz ve önergemizin başkanlık makamına havale edilmesini isterken soruların cevaplanması için acilen başkanı basına veya halka aydınlatıcı bilgileri vermesini de talep ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Başka sözlü önergesi olan var mı arkadaşlar?